Şimdi abla bir, sıkıntımız. Lipödem. İki, lenfödem. Yani diyelim lipolenfödem. Üç, fibromiyalji. Dört, topuk dikeni. Sen buraya geldiğinde neden şüpheleniyordun? Lenfödem ve topuk dikeni. Lenfödemden şüpheleniyordun. Evet. Hiç valiz çorabı giydin mi sen şimdi? Giydim. Sende olmayan tek şey valiz. Ve sende giymemen gereken tek şey valiz çorabı. Gelmedi zaten. Hiç iyi gelmez. Daha kötüleştir. Tabii daha kötüleştir. Şimdi lipodemi anlatacağım. Varis çorabıyla ne alakası var? Niye kötüleştirir? Onu anlatacağım. Bütün hastalıkları anlatacağım. Kararı beraber vereceğiz. Çünkü bacağında yapacağımız iş, ilk bir iş senin bütün şikayetini geçirmez. Birkaç iş yapmamız lazım. Çünkü birkaç sıkıntı var. Şimdi lipodemden bir başlayayım. Sağ bacağınla sol bacağın aynı. Sağ bacağını çizeyim o zaman, örnek olarak. Bu sağ bacağın olsun. Benim gibi ayakta duruyorsun abla, bacağının içinden bacağına bakıyoruz. Şurası kasın, şurası dizin, şunlar parmaklar, şurada içerideki topuk. Lipödem konusunu anlatırken şu deriyi göstermek zorundayım. Bacağımızda dokunduğumuz ve acıdığımız yer, herhangi bir deri burası. Derinin yüzeyi burası. Bu bir kıl. Bu kadar büyüttük deriyi demek bu. Hemen derinin altında kılcal damarlarımız var. Kılcal damarlarımızın çıktığı yerleri görüyorsunuz. Ve yanında yağ dokusu var, yağ hücreleri. Yağ hücresi damar, yağ hücresi damar, yağ hücresi damar. Demek ki yağ hücresiyle damarın bir ilişkisi var. Neymiş bu? O çıkan damarları şuraya çiziyorum. Bunlar kılcal damar zaten. Milyonlarca var cildin altında. 3-5 tane çizeyim ki mantığını anla. Bu yalnızca bacağında yok, bütün vücudunda deride var. Şimdi sen yemek yedin. Egzersiz yaptın, kilo verdin. Yemek yedin, egzersiz yaptın ama o gün fazla yemişsin. Egzersizin o kadar fazla değil, sporun, harcaman ve bazal metabolizman da zaten düşük, ölçtük onu, bayağı düşük. Yani sen durduğun yerde de kilo yakamıyorsun. Ve hani su içse yarıyor derler ya, ha, o aldığın besin, kaloriyi vücutta depolanmak zorunda. Atmaz onu vücut. Vücut hep depolar. Normal şartlarda vücut bunu nasıl depolar? Bu damara der ki sana kalori gönderiyorum. Yanındaki o yağ hücreleri vardı ya. Oralara doldur bunu der. Yani bankaya para koymak gibi. Yakında çekeceğim der. Tamam mı? Bu arada bacakların da kalınlaştı. Her taraf kalınlaştı. Sonra sen dedin kardeşim ben her tarafım kalınlaştı. Diyete başladım. Spor da yapıyorum. Sonra vücudun enerji ihtiyacı var, kalori yemiyorsun da diyettesin. Bu damarlara bu sefer diyor ki sana borç vermiştim ya kalori. Evet, bunlar şimdi bana geri ver. Normal şartlarda bunlar geriye emilecekler ve sen inceleceksin. Fakat yüzün incelir, vücudun incelir fakat kol ve bacaklar incelmez. Çünkü özellikle hormon terapilerinde, doğum kontrol ilaçlarında, ilk hamilelikte, ikinci hamilelikte, streslerde şu damarlar bozulduğu için artık radarları biriken yağı tanımıyor. Bazıları tanıyor, emiyor. Bazısı tanımıyor, emmiyor. Bazısı emiyor, bazısı emmediği için böyle portakal kabuğu gibi pütür pütür düz olmayan bir cilt oluşuyor parmağın arasına aldığın zaman. Şu damarlarda bozuk olduğu için dokunduğun zaman acıyor. Acıyan yağ değil, damar. Tamam mı? Bu tabloya işte lipodem, yani lipo, yağ demek, ödem, birikim demek, yağ ödemi. Diğer ismi ağrılı yağlanma sendromu. Yani ne var burada? Hem ağrı var, var. Acı gibi ağrı. Hem de yağlanma var, var mı? Var. Kol ve bacakta olur. Senin şimdi göbeğinde de yağ var ama onu diyetle getirebilirsin, bunu götüremez. Tamam, bu gitmez. Ve bundan dolayı ne oluyor şimdi? Lenfödemin de gelişiyor. Lenfödem ne? Bacakta milyarlarca hücre var. 3-5 tanesini çizeyim. Bunlar senin gözde görülmeyen hücrelerin. Değil mi? Evet. Bu hücreler yaşarken kandan oksijen alır, şeker alır.
enerji üretir, yaşar. Her besin alan organizma gibi bizim gibi bir de çıktı oluşması lazım, dışkı. Bunların da bir dışkısı var. Hücrelerin arasındaki sıvıya boşaltır bunları. Tamam mı? Bu sıvıya lem sıvısı denir. Ne kadar devamlı oluyor bu? Çünkü devamlı yaşıyor. Devamlı kan bunlara şeker ve oksijen getiriyor. O zaman herkesin bacağının şişmesi gerekir idi. Şişmemesinin nedeni çok küçük lenf damarları bunları yukarıya doğru götürüyor. Kasıktaki lenf bezlerine doğru. Kasıktaki lenf bezlerine dökülüyor. Oradan da vücuda dağılıyor ki ne kadar üretilirse o kadar tüketiliyor. Buraya kadar tamam mı? Ama sen yağları o kadar çok cilt altında biriktirdin ki bunlar da cilt altı gider zaten. Yağlar bunları sıkıştırmaya başladı. Artık sıvı yukarı çıkmıyor. O zaman bacaklar birikmeye başlıyor. İşte buna da lenf ödem denir. Neye bağlı lenf ödem? Lipödeme bağlı lenf ödem. Yani lipo lenf ödem. Sende bu da var. Yani biz senin tedavini yaparken önce lenf ödem tedavisi yapmayacağız. Lipödem tedavisi yapacağız. Varis çorabının bu konuyla ne ilgisi var? Varis çorabı giydiğin zaman, hadi varis çorabımız kilotlu mu giyiyorsun? Nasıl giyiyorsun varis çorabı? Diz altı mı? Diz altı giydim. Tamam sonra? Tarafa doğru da giydim. Tamam kilotlu varis çorabı giydiriyorum şimdi sana bak. Al sana varis çorabı. Varis çorabı bu. İçeriye bası yapıyor değil mi? Evet. Tamam. Ya kardeşim içeriye bası yapıyor. Benim derdim ne? Şu kılcal damarlarımın bozukluğu. Kılcal damarlarımın bozukluğu dışarıdan bile bası yapan bir cisim olduğunda daha çok bozulmuyor mu? Daha çok bozuluyor. O yüzden ağrıların artıyor, hastalığın ilerliyor. Yani lipödem de sen varis çorabı giydiğin zaman hem canın sıkılır, hem ağrın olur, acı olur, hem de hastalığın ilerler. Lipödemde varis çorabı giyemezsin. Yani yasak. Tamam. Şuraya kadar bitirdim. Sonuçta lipödemin tedavisini yapacağız. Yağların da çok olduğu için, genç yaşta olduğu için ben sana yağ alma terapileri önereceğim, ameliyatlar. Plastik cerrahlarımızla beraber gireyim. 3-4 saatte yağlarını alıp çıkacağız bacakların, kolun, nereyi istiyorsan. Ama ameliyattan korkuyorum diyorsan, yalnızca benim ağrılarımı kes. Benim estetik şu anda önemli değil diyorsan o zaman kılcal damar tedavileri yapacağız. Orada da ağrıların geçer. Kararı sen vereceksin, arkadaşlarınla konuşacaksın. Tamam mı? Tedavi. Şimdi bunu tedavi ederken ağrıların bu tedaviyle tamamen geçecek mi? Çoğu geçecek. Niye hepsi geçmiyor? Çünkü sende fibromiyalji de var. Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji şu. İyi dinleyin beni. Şimdi mantık şu. Ben şu anda ayakta dümdüz duruyorum değil mi? Tamam mı? Nasıl duruyorum? Yer çekimi aşağıda. Niye çuval gibi çökmüyorum aşağı? Kemikler var, iskelet var, kaslar var. Ama et parçası ve kemik bir insanı ayakta tutmaz, düşer. O zaman ne farklı bir şey olması lazım? Kasların devamlı, kasları gevşeyip çalışması lazım ki yer çekimine karşı beni dik tutsun. Yani demek ki et parçası değil, kasılıp gevşeyen bir et parçası var bizde, kas. Kemikleri bağlayıp o an ayakta tutuyor. Hiçbir normal insan kasların nasıl çalıştığını hissetmez. Hissedersen kafayı yersin. Fakat biraz takıntılı, biraz mükemmelliyetçi, olduğu ortama göre biraz eğitim seviyesi veya algı seviyesi yüksek, biraz da gururlu tipler, özellikle durganlık çağındaki bayanlar, psikoloji doldu, bilinçaltı negatif taşmaya başlayacak. Taşarken ilk yaptığı şey kaslardaki elektriği bozar. Elektrik bozuldu mu, senin bacağın ağrır bir gün sırtın ağrır, iki gün omzun tutulur, dördüncü gün bele vurur, öbürsü gün hepsi olur, beşinci gün hiçbir şey olmaz. Stresin olduğu hepsi tekrar artar. Evet. İşte bu tabloya psikolojinin neden olduğu gerçek kas ağrısına fibromiyalji denir. O nedenle ben senin lipödemini tedavi etsem bile fibromiyaljiden dolayı ağrıların devam edebilir. O zaman fibromiyaljide tedavi edeceğiz kardeşim. Tamam mı? Tamam ama bitmedi. Topuk dikenim var. Topuk dikeni ne? Kardeşim şurada senin bir topuk yapayım sana. Topuk dikeni diken deyip duruyorsunuz ne demek? Şu senin ayağındı ya. Şu senin topuğun. Topuk normalde böyle pürüzsüzdür şurası. Ama sende şöyle bir diken var. Evet. Kemik. Kıkırdak. Bu etrafa bastığı için ödem yapıyor ve sinirlerin uçlarından dolayı şiddetli ağrılar oluyor. Özellikle ayağa kalkınca, dar ayakkabı giyince, topuğuna basınca. O zaman bunun iki tür tedavisi var. Ya iğneyle tedavi edeceğiz, diğer sistemimizdeki gibi. Veya anlatacaklarsan veya
Kırma. Ultrasonla kıracağız. Ultrasonla. Onu da yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz işte tedavi olması için insanın. Yoksa bunu ben anlamam, öbür tarafa git demiyoruz. Niye? Bunu yapan fizyoterapistim var. Bunu yapan psikoloğum var. Bunu yapan bilmem ne var. Plastik cerrahım var. Hepsini organize ediyorum ben. Sonuçta şu hastalıkların hepsini geçmeden senin ağrıların bitmez hemşerim. Hepsini el atacağız yani. Tamam.